Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidildikçe genel olarak sıcaklık azalır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye kuzey yarım yer almakta ki kuzeye doğru gittiğimizde güneyden kuzeye doğru gittiğimizde ekvatordan uzaklaşıyoruz. Enlem etkisine bağlı olarak güneş ışınları daha eğik açılarla geliyor. Bu da sıcaklığın genel olarak azalmasına sebep oluyor. Yani ekvator, ekvator olan uzaklık, enlem etkisi burada temel nedenimizi oluşturdu. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin indirgenmiş Ocak ayı sıcaklık dağılışı verilmiştir. İndirgenmiş haritalarda yükseltinin etkisi dikkate alınmamaktadır. Yani bu haritada yükselti faktörü etkili olamaz. Haritaya bakılarak hangisine ulaşılamaz? A. Enlem ve denizellikten dolayı en yüksek sıcaklıklar Akdeniz kıyılarındaki değerlere baktığımızda bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe karasallıktan dolayı sıcaklık ortalamaları düşmüş bunu da söyleyebiliriz. En düşük sıcaklıklar yükseltinin etkisiyle demiş. Ki burada yükselti etkisi ortadan kaldırıldığı için biz sıcaklık dağılışında yükseltiyi bir etken olarak alamayız. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Genel olarak güneyden kuzeye, kıyıdan iç kesimlere doğru sıcaklıklar azalmaktadır. Genellediği için doğru. Birkaç istisna bunu bozmuyor. En yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklık ki En yüksek 10 dereceden fazla çünkü sıcaklık burada devam ediyor yani bu çizgide bitmiyor. Bunun yanında eksi 4'ten daha düşük olduğu için 10 dereceden daha fazla bir fark söz konusu. Genelde bu kısmı aldanıyoruz. onu görüp 4'ü görüp işte aradaki fark hemen 14 diyebiliyorsunuz. Ama e, bu harita 2 derece ar aralığa çizilmiş. 1 derece olsaydı mesela orada 11 dereceyi gösterebilirdi ama şu an gösteremiyor. Çünkü aralıklar hep 2 derece olmak zorunda. O yüzden 10 dereceden fazla ki şu kısımlarda sıcaklık yoktur diyemeyiz. Yine 4 derece eksi 4'ten daha düşük sıcaklıklar söz konusu olduğu için E şıkkını doğru kabul ettik. C şıkkı da burada doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen şehir merkezlerinden hangisinde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark daha fazladır? Gerçek sıcaklık bir yerin yükseltisinde ölçülen sıcaklıktır indirgenmiş sıcaklık ise o yerin deniz seviyesine uyarlanmış sıcaklığıdır. Eğer aradaki fark daha fazla derse burada yükseltinin daha fazla olması gerekir. Ne kadar yüksekse orada indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark gerçek sıcaklık o kadar fazla olacaktır. Buna göre en yüksek olan Erzurum'da bu fark en fazladır. Örneğin Erzurum 2000-2200 metre ortalama yükseltiye sahip bir yer. 2200 metrede sıcaklık 4 derece olsun. Bunu indirgenmiş olarak almamız açısından 2200 ki 200'de 1'di. 2200'de 11 ve 4 dereceydi. Deniz seviyesine indirgeme ya da uyarlama kısmında 11 derece arttırmam gerekiyor yüksekten aşağı doğru indiğim için. 15 derece oluyor. Arada 11 derece fark var. Ama deniz kıyısında olan bir yer düşünelim. Gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık aynı. Çünkü 0 metre. O yüzden en yüksek yerde fark daha fazla oldu. D şıkkı doğru cevabımız. Türkiye'de elektrik üretmek için kurulan güneş enerjisi panellerinin yönleri hep güneye dönüktür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye kuzey yarım kürede dönencelerin dışında yer aldığı için bizim güneşe dönük yamaçlarımız hep güney yamaçlardır. Güney yamaçlar güneş ışınlarını daha fazla ya da daha dik açılarla aldığı için güneş panelleri güney yamaçlara dönük olmaktadır. O yüzden biz bunu Bakı etkisi yani güneşi dönüklükle açıklıyoruz. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada gösterilen şehirlerde Ocak ayı sıcaklık değerlerinin farklı olması faktörlerinden hangileriyle açıklanabilir? Aynı enlem üzerinde bulunan Çanakkale'de sıcaklık 6.3, Erzurum'da ise 9.1 santigrat derece olarak ölçülmüş. Aynı enleme güneş ışınlarının geliş açısı aynıdır. Buna bağlı olarak sıcaklıkların eşit olması gerekir. Ama eşit değilse biz bunu enlemle açıklayamayız. Çanakkale deniz kıyısında Erzurum daha yüksek. Yükseldikçe sıcaklık azalıyor. E uydu bu duruma. Karasallık şiddeti artıyor ve sıcaklık düşüyor. O da uydu. Çünkü Çanakkale denizden Erzurum karasal bir yer. İki farklı durum, farklı sıcaklıklar. O zaman 2 ve 3 ile açıkladık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'deki iklim özellikleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. İç kesimlerde sıcaklık farkı ki karasallıktan dolayı nemin azalmasından dolayı daha fazladır. 2. Akdeniz kıyıları Karadeniz kıyılarına göre daha sıcaktır. Enlem etkisine bağlı olarak güneş ışınlarını daha dik açıyla aldığı için Akdeniz kıyıları daha sıcak. 3. Doğu Karadeniz kıyılarında güneşlenme süresi kısa. Çünkü hem enlem etkisi hem de bulutluluk her mevsim yağış alması bunlara bağlı olarak daha kısa olmakta. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçünü de doğru olarak kabul ettik. Türkiye'nin indirgenmiş yıllık sıcaklık dağılışını gösteren haritada sıcaklığın dağılışı üzerinde faktörlerinden hangileri etkilidir? İndirgenmiş haritalarda yükseltinin etkisi dikkate alınmaz her yer deniz seviyesine kabul edilir. O yüzden bu haritalarda yükselti faktörü sıcaklık dağılışında etkili bir faktör olamaz. Ancak enlem, denizellik karasallık gibi etkenleri biz gerçek ya da indirgenmiş haritalarda dikkate alabiliyoruz kıyasladığımız yerlere göre. O yüzden doğru cevabımızın burada 2 ve 3 yani değişik olduğu söylenebilir. Haritada belirtilen illerden hangileri arasındaki sıcaklığın farklı olması enlemle açıklanamaz. Bursa Sinop bakalım. Bursa daha güneyde, Sinop daha kuzeyde. Bunlar arasındaki sıcaklık farkında enlemin etkisini düşünebiliriz. Bursa Erzincan ki burada baktığımızda ee, Bursa Erzincan kısmı yaklaşık aynı enlemdeler. E, burada enlem çok etkili bir kriter olmaz. İzmir Sinop faktör olarak enleme alabiliriz. Antalya-İzmir alabiliriz. Biri daha güneyde, biri daha kuzeyde. Antalya-Erzincan güney ve kuzey kıyaslamasını alabiliriz. Ama Bursa ve Erzincan'da alamadık. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen özelliklerden hangilerinin ortaya çıkması yükseltinin sıcaklığı etkilediğine örnek gösterilebilir. 1. Adana'da yetiştirilen buğdayın Çanakkale'ye göre daha önce olgunlaşması güneş ışınlarının gelişmesini etkileyen Enlem faktörüyle açıklanabilir. Biri daha güneyde, daha önce olgunlaşıyor. Biri daha kuzeyde daha geç olgunlaşıyor. 2. Şanlıurfa'daki yıllık güneşlenme süresinin Samsun'dan fazla olması enlem ve e, buradaki karasallık gibi etkenlerle açıklanabilir. 3. Erzurum'da karın yerde kalma süresinin Balıkesir'e göre daha uzun olması, Erzurum daha yüksek, sıcaklık daha düşük. O yüzden bu faktörle açıklayabiliriz. 4. Doğu Anadolu'daki dağların yüksek kesimlerinde kalıcı karların bulunması yine yükselti faktörüyle alakalıdır. 3 ve 4 yükselti sıcaklık ilişkisiyle açıklandığı için E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda Türkiye'nin yıllık indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir. Bu harita ile ilgili olarak yargılarından hangileri yanlıştır? En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da ki değerlere baktığımızda 21 ve üstündeki sıcaklıklarla Güneydoğu Anadolu olduğunu görüyoruz. 2 Marmara kıyıları Ege kıyılarına göre daha sıcaktır. Marmara kıyılarında sıcaklıklara baktığımızda 14-15 arası ama Ege'de baktığımızda 16-19 üzeri bir sıcaklık olduğu için bu yanlış bir durum söz konusu oldu yanlış bir bilgi oldu. 3 Aynı enlem üzerindeki yerlerde sıcaklıklar birbirine eşittir. Hemen bir çizgi çektiğimizde Aynı enlemde farklı sıcaklıkların olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Çünkü burada bir işte 18 derece sonra 17 dereceye geldik aynı enlemde. O zaman eşit olma durumu söz konusu değil. 4 en yüksek sıcaklıklar ile en düşük sıcaklık arasındaki fark 8'den fazladır. Ki burada şunu unutmuyorduk. 21 derece değil. 21 dereceden daha yüksek sıcaklık var. Çünkü burada sıcaklık devam ediyor. 13 derece en düşük değil. 13'ten daha düşük sıcaklıklar şu bölgede söz konusu. O zaman bu da doğru bir bilgi. Yani 21'den daha yüksek, 13'ten daha düşük sıcaklık olduğu için 8'den fazla bir sıcaklık farkı söz konusu. Buna göre yanlıştır dediği için 2 ve 3. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda Türkiye'nin Ocak ayı ortalama indirgenmiş izoterm yani sıcaklık haritası verilmiştir. Buna göre harita incelendiğinde yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1 en yüksek sıcaklıklar denizellik ve enlem etkisiyle Akdeniz kıyılarındadır. Hemen bakıyoruz. Denizellik ve enlem etkisiyle Akdeniz kıyılarında en yüksek sıcaklıkları gördük. En düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu'da. Eks -4 ve altındaki sıcaklıkları da görebiliyoruz. İzoterm eğrileri 2 derece, 6, 8, 10 yani 2 derecelik aralıklarla çizilmiş. Hepsine ulaştığımız için doğru cevabımız E şıkkı oldu.